Bir tarikatın zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarına yasa dışı sübyan mekteplerinde ve medreselerde paralel eğitim verdiğini duymuş muydunuz? Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara gitmelerini yasaklayarak. Sultan Gazi'de yaşayan İsmail K. başına geldiği güne kadar bu zorbalığa ihtimal dahi vermiyordu. Pazarcılık yaparak geçinen 40 yaşındaki İsmail K., görücü usulüyle tanıştığı Ayşe K. ile 2006 yılında evlendi. Çiftin 2008 yılında F. ve 2004'te Z. adlı kızları dünyaya geldi. İsmail K.'ya göre kurdukları yuva, Ayşe'nin İsmail Ağa tarikatına bağlanmasıyla temelinden sarsıldı. Çarşafa bürünen anne, kızlarını okula göndermedi. İsmail K., Aralık 2019'da Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nde boşanma ve velayet davası açtı. Mahkeme çocukların okula gönderilmediği iddiasını araştırmak için sosyal hizmet uzmanı görevlendirdi. İlk görüşme anne Ayşe K. ile yapıldı. Ayşe K., 12 yaşındaki F.'nin daha önce okula gitmediğini, 3 yıldır İsmail Ağa olarak bilinen Mahmut Efendi cemaatine bağlı medreseye devam ettiğini ve okuma yazma bildiğini söyledi. İki çocuğun bakım ve sorumluluğunu alamadığı için F.'yi medreseye gönderdiğini anlatarak orada maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılanıyor dedi. 6 yaşındaki Z ise yaşı geldiği halde okula gitmiyordu. Ayşe K. kayıt için götürdüm, yaşının küçük olduğunu söylediler, gelecek yıl götüreceğim diye yanıt verdi. Bu gerekçeye sosyal hizmet uzmanı da inanmadı. Uzman 7 Ocak 2020 tarihli raporunda Ayşe K.'nın göz teması kurmaktan kaçındığını, donuk bir tutum içerisinde olduğunu, kırık bir ses tonuyla konuştuğunu, çocukların eğitimiyle ilgili ifadelerinde samimi ve tutarlı olmadığını yazdı. Ardından uzman küçük F ile görüştü. Annesi tarafından günah diye okula gönderilmediğini, 5 yaşında sübyan kursunda, 10 yaşından sonra medresede dini eğitim aldığını söyledi. Raporda F'nin anlatımları şu şekilde yer alıyor. F daha önce hiç okula gitmediğini, annesinin günah olduğu için okula göndermediğini, 5 yaşında sübyan kursuna başladığını, 10 yaşından beri Kur'an kursunda yatılı olarak kaldığını, hafta sonu tatil olduğu için eve gittiklerini, önceki yıllarda matematik ve Türkçe dersi aldığını, ancak şu anda yalnız Kur'an dersleri gördüklerini ve okula gitmekten başka bir şey istemediğini dile getirmişti. Bu rapor üzerine mahkeme 9 Ocak 2020'deki duruşmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulmasını ve çocukları okula göndermezse velayetin babaya verileceğini kararlaştırıldı. Normalde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuğa ulaşması, ulaşmazsa savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurması gerekirdi. Fakat işin ucunda İsmail Ağa tarikatı olduğundan mıdır bilinmez Milli Eğitim Müdürlüğü kılını kıpırdatmadı. Mahkeme 12 Mart 2020'deki ikinci duruşmada çocuk hala okula gönderilmediği için velayeti geçici olarak babaya verdi. Bu kanunsuzluk duruşma tutanağına da şu şekilde geçti. Çocuğun anne yanındayken okula gönderilmediği, tarikatın kursuna yatılı verildiği, iki çocuğun okul çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemiş olması, eğitim aksatıldığından geçici velayetin babaya verilmesine, çocukların okul kayıtlarının yapılması konusunda ihtirat yapılmasına. Ne çocuklar anneden alınabildi ne de okul kayıtları yapılabildi. Bilinen o ki hala tarikat yurdunda kalıyorlar. Baba İsmail K. ile avukatı Mehmet Karausta iddiaya göre tarikat üyeleri tarafından tehdit ediliyor. Avukat Karausta anlatıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü çocukları alıp okula kaydettiremedi. Çünkü İsmail Ağa'dan korkuyorlar. Devlet başkası olduğunda çocukları zor da olsa alabiliyor. Burada adım atmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Tevhidi Tedrisat Kanunu diye bilinen eğitimde birlik yasası tarikat ve cemaatler tarafından çiğneniyor. Bu gruplar sübyan mektebi ve medrese adıyla paralel ve yasa dışı okullar açarak sözde eğitim veriyor. Zorunlu eğitim çağındaki çocuklar okula gönderilmeyerek bu medreselerde derse tabi tutuluyor. Asıl acı olan, anayasasında yazılı nitelikleri arasında laiklikte bulunan devletin yasa dışılığa göz yummaması değildir. Bu artık 1950 yılından beri maalesef kanıksanmıştır. Asıl acı olan devletin tarikat ve cemaatlerin meydan okuması ve pervasızlığı karşısında diz çökmesidir. Kursumuz hocam 3600 metrekare kapalı alan vardır.
Yan tarafta sosyal testleriniz var. Bir yan tarafta İFAM var. O da bize ait. Şurada Allah'ın izniyle bir 1400 metrekare Arapça kursu yapmak üzere hemen arkada bir arsamız var. Doğançay'da bir ufak tesisimiz var falan. Allah'ım dostum böyle biz Efendi Hazretleri'nin yoluna böyle dönmeye başladıkça Allah bize imkan açıyor. İmkan açıyor çok şükür. Bu şeyle beraber, resmiyetle beraber hepinizin bildiği üzere bir sıkıntılar yaşamıştık. Sonra bir karar verdik. Dedik ki Efendi Hazretleri'nin yoluna tamamen döneceğiz. Yani böyle biraz ucundan da olsa şey olmuyor. Allah hamdolsun sağlam durdukça Allah da bize yeni hocalar nasip etti. İsmail Ağa'dan Allah razı olsun. Recep Hocam buradan hocalar geldi şimdi Hoca Efendiler. Mustafa Hocamlar ekibiyle beraber. Şimdi burası tamamen bize göre inşallah Efendi Hazretleri'nin kursu oldu. Zaten öyleydi. Biz kurduk zaten öyle kurduk ama biraz karışınca resmiyet biraz bocaladık. Şimdi hamdolsun burada 80'e yakın talebemiz var şu anda. Hafızlık yapıyorlar. Kaç? 80'e yakın. Hocam bu kurs normalde 150 resmi kapasite. Yani çok doldursak 250-300 ama düzgün 150 hesaba göre. Ama işte hoca sayımız, hoca çoktan. İşte bizim İsmail Adan gelen hoca sayımıza göre kaliteli bir eğitim yapmak için bir hocaya ondan fazla talebe vermiyoruz. O yüzden az tutup ileride inşallah hoca katkımız iyi olursa başvuru çok fazla. Ama bir de işte şeyle beraber yapıyoruz biliyorsunuz. Okulla beraber yapmak zorundayız ortaokulu. Mümkün olduğu kadar bazılarını göndermeme uğraşıyoruz ama velilerinden izinli tabii şey yapmak. Okulla beraber olunca da bazı okullar eşit. Ama siz burada inşallah bereket olacak. Buraya geldiniz Allah razı olsun. Artık bundan sonra göğsümüzü göre göre çalışıyoruz. Dua edersiniz inşallah. Sağ olsun hocam. Hocam sağ olsun. Vekilimiz her pazartesi bizimle beraber toplantılara katılıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burada tamam, işte tamam. O yüzden şey yapıyoruz. Yani Sevat Hoca burada Efendi Ersel'imizin parçasıdır. Evet. Her çeşit öyle yalvardık kendisine elhamdülillah. Rahat düzey Allah dostu heyetimizde çok sevecek bir yer veriyoruz. Efendi Ersel'in görüntüsünün doğruluğunun dışında asla bir şey yapmaz. Allah razı olsun. Hep böyle onun yanında olur. Yani. Birinci onun yanında olur. İsmi o veya bu ya o. Böyle bir kendi abden Habeşi yani. Dinleyin, itaat ediniz. Başınızda şu Habeşli köleli olsun. Yani. Şimdi bu arkadaşım hocaya da onun herhangi bir sizden bir şeyimiz yok da Allah razı olsun. Zaten sevdiğimizdim böyle hani bu araya sıkıştırdım. Allah hizmetlerimizi daim eylesin. Emir verirse yapmaya çalışıyoruz. Yalvar yakar da buraya. Allah Allah. Allah. İşte hadi nasıl biz öyle şey yaptı? Yüklendi aslında. Bu da mı nasıl bizi öyle zor sokun? Benim huyum var öyle zaten hocam. Biraz kendisi üzülüyor ama sonra çok işim var yani. Çok, çok. İşi çok yoğun. Çok. Bir namazı kılacak he? Tamam hocam.